sevgili dostlar. Bir Gerçeğin Sesi programında İstanbul'dan ben Hakan Taşlan'la tekrar birliktesiniz. Bugün evlerinize konuk olabildiğimiz için televizyon ekranı karşısından sizler yakın bir mesafe kurabildiğimiz için sizlere konuk olabildiğimiz için gerçek, gerçekten çok minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum birçok yerlerden telefonlar geliyor. Arkadaşlar bunları bize söylüyor. İsveç'ten, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve bazen gerçekten Orta Asya'dan, o Türkiye Cumhuriyetler'den ve Türkiye'mizin, güzel Türkiye'mizin her yerinden arıyorlar. Teşrik dolu sözlerle gerçekten bizi bereketliyorlar. Bir kez daha ben bu programa başlamadan önce bu sevgili dostlarımıza, kardeşlerimize canı gönülden şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek ve sizlere bir kez daha bu ekranlar hayatın kanalı, kanal hayattan selamlarımızı ve saygılarımızı göndermek istiyorum. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz ve sizlerin duaları, sizlerin bereketi, sizlerin teşviği sayesinde bu ekranlarda biz nacizane kulunuz ben Hakan burada bir şeyler söylemeye, konuşmaya, dilimden döndüğünce, elinden geldiğince ve kusakta da anladığım kadarıyla sizleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Amacımız budur. Başka işi beklentimiz yoktur. Rab, Rabb'e izzet olsun ve Rabb'imizin... Mukaddes ve kutsal ruhu sizi bol bol bereketlesin sevgili kardeşlerim. Sevgili dostlar yine her zaman olduğu gibi bugün de sözlerimize başlamadan önce ne ile ilgili kutsal yazılardan Rabbin kelamından ne ile ilgili konuşacağımızı söylemek istiyorum. Bugün elimden geldiğince Rabbin sözleri mezmurlarda, Yeşuda ve da eski ayette yine Tevrat'tan teşvik sözleriyle, umut sözleriyle güven sözleriyle yaşadığımız bu sıkıntılı ve karanlık dünyada hemen kapı komşumuzdaki olan büyük savaşlar, katliamlar, acılar, umutsuzluklar, evlerini, yurtlarını bırakan birçok Süryanisi, Yezidisi, Alevisi, Kürdü, kaçan giden, birçok ölümle pençeleşen, can havliyle kaçan ve birçok başka sıkıntılar yaşayan, maddi manevi zorluklar, umutsuzluklar, sıkıntılar, yarın ne olacağını bilmemenin getirdiği endişeler korkular ailemizle ilgili, geleceğimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili ve dünyadaki yaşamımızla ilgili. Ama bakın bunlar var. Günaha batmış dünyanın çivisinin çıkmış olduğunu biliyoruz. Yeni yer ve yeni gök kurulacak. Rab bunu hazırlıyor. İmadenler için özellikle söylüyorum bunları bildiğinizi ben biliyorum. Zaten hiçbirinize bilmediğiniz yeni bir şey burada anlatmıyoruz. Ama hatırlatmak bizim sorumluluğumuzdur. Hem kendimize hem de siz sevgili dostlarımıza ve kardeşlerimize. O zaman bugün nereden okuyacağız? Eski ayet demiştik. Ben bugün birçoklarınızın bildiği ve benim de çok büyük bereket aldığım özellikle zor zamanlarımda, sıkıntılı zamanlarımda, Rabbin sesini duymakta zorlandığım zamanlarda hatırlamam gereken o güven dolu babanın kucağını, huzur veren diyarı, Umut veren diyarı hatırlamam gerektiğinde tabii birçok yer var kutsal kitapta. Yani sadece benim şimdi bugün söyleyeceğim 2-3 bölüm değil. O kadar çok teşvik sözü var ki nereye okuyacağımı, neyi koyacağımı şaşırdım. Zaten biliyorsunuz topu topu 25 dakika, 28 dakika zamanım var. Hepsini okumaya kalksam herhalde 28 gün şu ekranların başından durmadan size konuşmam gerekecek. İnanın o bile yetmez sevgili kardeşlerim. Peki daha fazla lafı uzatmayalım. 91. Mezbur'dan. Bütün mezbur biliyorsunuz 16 ayet birden 16'ya kadar bunu ağır ağır okuyarak sonra da biraz yaşaya bakarak sonra da yaşayanın son bir cümlesinden bir ayetten bakarak sözümüzü balla ve Rabbin lütfuyla kesmeye çalışacağız. Sevgili dostlar sevgili kardeşler 91 mezmur 91 birinci ayet şöyle diyor yüceler yücesinin barınağında, barınağında oturan her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Önemli olan bak nerede oturmalıyız? Onun barınağında, onun avlarında, onun lütuf tahtının önüne cesaretle yaklaşalım sevgili kardeşlerim. O yüceler yücesi bizi beklemektedir. O ellerini açmış, kollarını açmış. Hani okudaysanız bildiğinizde biliyorum ama bilmeyenler için söyleyeyim. O Luka 15'teki o kaybolan oğul benzetmesinde, oğul geri döndüğünde baba nasıl kucağını açtıysa bugün Tanrı her durumda, hangi halde olursanız olun, hangi düşünce yapısında olursanız olun, yüce barınağına sizin gelmenizi, onun barınağının önünde oturmanızı, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınmanızı armak yaşamaktadır. Kutsal kitap açıktır. Bakın bir davet var. Hep diyoruz ya, hep de söyleyeceğiz ya, Rab bize nefes ve yaşam ve soluk verdikçe o bizi bekleyen yakın bir tanrıdır dışlayan, öteleyen, atan, umursamayan bir tanrı değildir. Diğer bir ayetimiz diyor ki o benim sığınağım kalemdir derim. Kim için? Rab için. Tanrımdır. Haleluya ona güvenirim. İşte mezbur yazarı Rabbin kulu Davut'un dediği gibi ona sığınırım. Ona gelirim. Ne diyor ki o benim barınağım. O benim sığınağım sevgili kardeşlerim fırtınalı bir hayat mı yaşıyorsun? Şu anda yaşamında fırtınalar, kasırgalar, engelleyemediğin sıkıntılar mı var? Zorluklar mı var? Ki hepimizin var. Doğrudur. Sen bir sor, biz bir ah işlerim ya da söyleyelim diyebilirsiniz televizyon dinlerken. Haklısınız. Neyi anlatayım? Arasak telefonlarda saatlerce konuşmamız lazım diyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Tanrımız her dileğinizi çektiğiniz her acıyı aldığınız her nefesi bilmektedir. Bu yüzden diyoruz diyor ki ke kelamında Rabbin sözünde bak aynı yürekle ona yaklaşalım. O benim sığınağım. Fırtına var ama iyi bir sığınağım var. Çünkü o kalemdir diyor Kusa yazılar. Kale yıkılmaz. Kale insanları korumak için o surların örüldüğü, saklanmaları için, kendilerini güvende hissetmeleri için olan bir yapıdır biliyorsunuz. Ve tanrısal söz Rabbi ifade ederken aynı betimlemeyi kullanıyor. Rab'be yaklaşırken onun güçlü bir sur, yıkılmayan, sarsılmayacak sizin için her açıdan güvenilir, sakin bir sığınak olacağını bilin sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sözleri hatırlamak, anlamak bizim bu umutsuz durumlarımızda ki bana inanılmaz teşvik olmuştur, hatırlatmıştır. Yüzümü ve gözlerimi yerden göğe kaldırmaya sebep olmuştur. Çok sevdiğim bir söz vardır. Kimi insan vardır der ki camdan baktığında gökteki yıldızları görür. Kimi insan vardır ki camdan baktığında yerdeki çamuru görür. Nereye bakıyorsun kardeşim? Nereye bakmak istiyorsun? Çamur sana fayda getirmez. Ço çamur senin sığınman olacak yer olmaz. Çamur senin kale'n olmaz. Ama sen Rabb'e gelirsen ona Rabbim ve Tanrım dersen ve ona güvenirsen mezmurda dediği gibi 91'de o zaman senin gözlerin göğe dönecek. Eşsiz yaratıcının eşsiz yarattığı evreni, görkemi, yıldızları yani ışığı göreceksin. Yerin pisliğini, çamurunu değil. Bırak bunlara bakmayı. Biliyorum durumun zor. Ama bunlar gerçek sözlerdir. Bende bir şey yok ama Tanrımız da var. Ona gelirsen senin başını o müba mübarek eliyle kutsal eliye göğe kaldıracak. Diyecek ki bana bak oğlum. Çünkü ben sığınak ve gerçek kaleyim korkma. Cesur ol diyecek sana. Neden? Neden bunu yapacak? Devam edelim mezbura. De. okumaya devam ediyoruz 91'i. Çünkü o seni avcı tuzağından ölümcül hastalıktan kurtarır. Sana kötülük yapmak isteyen insanlar mı var? Senin kötülüğünü arayan kişiler mi var? Canını almak isteyenler mi var? Canını bezdirenler mi var sevgili kardeşim? Ya da hastalıktan inim inim inliyor musun? Oğlun, çoluğun, çocuğun, eşin, karın, anan, baban hasta mı? Ona gel ölümcül hastalıktan seni kurtar. Bak ölümcül diyor. Baş ağrısı demiyor. Kas ağrısı demiyor. Kanserinden, illetinden, körlüğünden, topallığından, engelinden seni kaldırabilir. Haşa lafımız yok öyle engelli kardeşlerimize. Ama Rab sizi seviyor. Rab'be gelirseniz sizi o hastalıklardan özgür kılabilir. Dua ettirin kendinize. Rab için her şey mümkündür. Ölü kemiklere yaşam veren Tanrı'dır o. İlyas'ın ölmüş mezarına düşen ölü kişi kemiklerine dokunduğu için denildi sevgili kardeşlerim. Elişa'nın pardon. Rab bunu yapabilir. Onun için ona gelmeniz sizi her türlü iblisin saldırısından, o düşüncelerinizdeki o fısıldamadan. Çünkü iblis burada savaşıyor. Düşman burada. Buraya fısıldıyor. Savaş alanı insanın benliği, düşünceleri dışarıda değil. Bura kime kulluk ediyorsa onun kulu olursunuz. O yüzden sen Rab'be gel, seni her türlü saldırıdan ve ölümün, pisliğin, hastalığın illetinden seni özgür kılacaktır. Çok açık ve net Tanrı'nın sözü bunu söylemektedir. Bak diyor ki devam ediyor. Burada bırakmıyor. Seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Aynı bir tavuğun civcivleri kanatları altına alıp saklaması gibi, koruması gibi üşümesinler diye. Üşümesinler diye. Bugün var, yarın yok olacak olan otu böyle giydiren Tanrı Ey imansızlar dedi İsa Mesih. Sizi giydirmeyecek mi? Sizi doyurmayacak mı? Üç gün sonra ölecek ota bu güzelliği, bu çiçeği, bu şekli veren Tanrı. Sizi kendi benzeşi yarattığı En değerli varlığı yani sizleri, insanlığı kayırmayacak mıydı? İşte diyor ki, ama siz benim kanatlarımın altına gelmiyorsunuz diyor. Başka sarnışlar, başka kurtarıcılar, başka gölgeler, başka sığınaklar aramayın. Adres belli. Adres İsa Mesih'tir. Adres babamız Tanrı'dır ve tüm vaatlerin kaynağı olan Tanrımızdır. Diyor ki onun sadakati senin kalkanın siperin olur hamdolsun. O sadık Tanrı'dır. Sözüne kutsal yazılara bağlı kalan. İşte bak dindarlıktan bahsetmiyorum. Şekilcilikten hiç bahsetmiyorum. Kılık kıyafet falan değil. Her gün falan filan şu kadar saat bu kadar okumaktan bahsediyor. Yüreğini ona getir yüreğini. O senin yüreğini istiyor. Senin yüreğini biliyor çünkü. Ona gel ona sığın o sana sadık olacak. Sen sadık olmasan bile o sana sadık olacak sevgili kardeşim. O yüzden bugün onun kelamının onun sözlerinin verdiği cesaretle başını kaldır. Onun sığınağına onun sadakatine onun kanatlarının altına gir ki canın, ruhun huzur bulsun. Yeter ya. Yeter bu sıkıntılar, yeter bu acılar, yeter bu gözyaşları. Sevinç gelsin. Gözyaşları lekenler sevinçle biçecek demiyor mu Rabbin sözü kelamı? E o zaman bunu Hakan söylemiyor ki. Bunu Tanrı'nın sözü söylüyor. O zaman cesaretle yaklaşabilirsin. Çünkü o yalan söylemez. O diri olandır. Aynı kelamda Rabbin sözünde söylediği gibi. Bak diyor ki ne gecetinin ne gecenin dehşetinden korkarsın. Ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından sevgili kardeşim. Bak, gece uykusu pro uyku problemi yaşayanlar, gece kötü ruhların, cinlerin saldırısına uğrayanlar, kara basanların saldırısına uğrayanlar, korkularla yaşayanlar, geçmişte çocukluktaki korkularıyla yaşayıp acı çekenler ilaç kullanmaya, psikiyatrise gitmeye, doktora gitmeye, hacı, hoca, büyücü bilmem ne dolaşmaya rağmen şifa bulamayanlar Rab'be gelin. O sizi bunlardan özgür kılacak. Çünkü insan besin Rab olduğunu duyan her iblis kaçacak, delik arayacak, yararacak. Her cin sizi terk edecek, döşeğinizi, yattığınız yeri gecenin o dehşetinden, o kabusundan, o sıkıntısından size alıkoyacaktır onlarca yüzlerce insanın iyileştiğini bizzat şahit olmuş bir olarak konuşuyorum. Ve birçok duyduğum samimi insandan duyduğum gerçek yaşanmış özgür hikayeler var. Ama eğer ona gelmezseniz doğru adresin kapısını çalmazsanız nasıl yardım alacaksınız? O bekliyor sizi gel diyor işte buradayım diyor korkma diyor korkma sevgili kardeşim bak yanında bin kişi sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Wow. Bu bana inanılmaz bir umut veriyor. Bak diyor ki bir daha okuyorum. Yanında bin kişi sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Çünkü seni koruyan Rab'dir. İşte bu kadar seni ayrıcalıklı olarak bu kırılan binlerce on binlerce insanın içinde seni koruyacağına, seni kayıracağına söz veriyor. Kim? Yaşayan dir olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı. Bak diyor ki sen yalnız kendi gözlerinde seyredecek kötülerin cezasını göreceksin. Çünkü Şu Şunu çok duyuyoruz. Tanrı olsaydı adalet ve düzen olurdu. Demek ki adalet ve düzen olmadığına göre tanrı da yoktur diyoruz. Hayır bu yanlış ve reddediyorum İsa Mesih'in adıyla. Tanrı var insan ektiri biçiyor günahın sonucunu biçiyor. Bunu yaratan Tanrı değil. Tanrı güçsüz de değil. Bunu ortadan kaldıracak. O gün geliyor. Hızla geliyor. Fitili yanan bomba gibi hızla geliyor. O gün gümleyecek ve patlayacak. Rabbin görkemli gelişini herkes görecek. da ne diyor? Sen yalnız kendi gözlerine serecek. Kötülerin cezasını göreceksin. Korkma kardeşim. Tanrı senin öcünü alacak. Sana haksızlık edeni, sana ziyan edeni, seni soyanı, seni kandıranı, seni yollarından çaptıranı, ekmeğini, malını, hakkın, hukukunu yiyenin cezasını Rab verecek. Kulun hakkını koruyan Rab'tir. Yetimin hakkını koruyan Rab'tir. Dulun hakkını koruyan Rab'tir. Göz yaşlarınızı silecek. O gün geldiğinde, herkes derildiğinde, herkes sevincini umudunu ve ödülünü Rabbine korkma. Kötüleri bırak. Her şey iyi, kötüler için her şey iyi gidiyor gözükebilir. Bolluk içinde yiyip içiyor gibi gözükebilirler. Bunu boş ver. Sen, sen seyredeceksin diyor Tanrı. Göreceksin. Sen yüreğini Rabbe getir. Sen umudunu Rabbe bağla. Gerisini Rabbe bırak sevgili kardeşim. O gerekeni yapmakta etkin bir Tanrı'dır. Tarih boyunca şu kutsal kitap yaklaşık 1500 yıl içinde tamamlandı. Farklı 40 küsur peygamber tarafından vahiy edildi. Tarih içinde neler olduğunu, neler yaşan, Tanrı'nın nasıl müdahaleler ettiğini iyi günde ve kötü günde çok net biliyoruz. Okumanızı özellikle tavsiye ediyorum ve teşvik ediyorum. Çünkü bu sözler Tanrımızın teşvik sözleridir kardeşlerim. Ve diyor ki sen Rabbi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak. İşte bu baktığımda bu güven dolu sözleri okuduğumda diyorum ki ah canım sen Rabbi kendine sığınak et. Neden? Bak çünkü yüceler yücesini konut edindiğin için onun barınağında olduğun için başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak. Neden? İsrail Rabbi kendine konut edindiği boyunca çadırına kötülük gelmedi. Ne hastalık geldi. Kuzuları, keçileri, koyunları bereketli oldu. Ekmekleri bereketli oldu. Çölde kuyular fışkırdı, sular fışkırdı. Göklerden manlar yağdı. Düşmanları felak oldu. Bir tek ok, bir tek kötülük, bir tek illet hastalık bulaşmadı. Kutsallığa, doğruluğa ve Tanrı'nın yasasına uygun yaşadıklarında... Ama ne zaman Tanrı'yı sığınak yapmaktan ve ona güvenmekten uzaklaştılar o zaman felaketler geldi. İşte bu yüzden diyorum ki sevgili kardeşlerim kime yakın olacağımıza dikkat edelim. Yüreğimizin ve ruhumuzun ve özlemimizin kime ait olduğunu bilelim. He, onun için hep diyorum kutsal kitap dinden bahsetmez. Bak eğer dinden bahsediyorsa şimdi kapatın bu televizyonu. Kapatın. Dinin için gezin kardeşim hayat kısa. Üç gün sonra öleceğiz. Ne olacağımız, yarın çıkacağımız hiçbirimizin garantisi yok. Ama hamdolsun kutsal kitap dini öğretmedi. Kutsal kitap yaşam getirdi. Kutsal kitaptaki beklenti şudur. Ezgiler ezgisini okuyun. Aşk ilişkisi istiyor Tanrı bizde. Yarenlik istiyor. Damat gelin ilişkisi istiyor. Baba oğul baba kız ilişkisi istiyor. Aile ilişkisi istiyor. Omuz omuza kol kola yürümek istiyor. Bu yüzden Mezmur 91 çok önemli. Bunu anlamak. Bununla ilgili kitaplar olduğunu duyuyorum. Uzun uzun kitaplar. Okuyun kardeşim. Gerçekten okudukça canınıza gerçekten esenlik, huzur, ve bereket gelecek. Neden? Bak çok ilginç ben hep söylüyorum. Tanrı İbrahim'in soyundan olanlara meleklerle yardım edecek diyor. İbrahim'in soyundan yani İsa Mesih'i Rabb'e kurtulacak kabul etmiş herkes İbrahim'in soyudur. Ve onun ruhsal vaat kurtarıcının soyundan gelen bereketin ortağıdır. Bu yüzden melekler verilecek diyor her bir kişiye. Şimdi burada ne diyor 91'de? Mesih'ten yaklaşık bin yıl önce yazılan bu sözlerdir. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde ne olsun diye seni korusunlar diye hamdolsun. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Elleri bak melekler sevgili kardeşim. Sen ayağın taşa takılıp düşmeyesin diye. Elleri üzerine seni taşıyacaklar. Ayağın bir taşa çarpmasın yuvarlanmayasın diye. Hayatında tökezlemeler, sıkıntılar, zorluklar olmasaydı Rab sana yardımcı meleklerini buyruk verecek. O bütün melekler ona tabidir. İsyan etmemiş tüm melekler Rabbe hizmet etmek için vardır. Ve Rabbin kullarına, Rabbin öz ve öz halkına, İbrahim'in soyundan olanlara hizmet etmek için vardır. Ve Rab size meleğini gönderecek. Gecek, git oğlumu koru, git kızımı koru. Ayağa taşa çarpmasın diye dikkat et. Onu kötü olandan koru. İblisin ve cinlerin saldırmasından koru. Kötü kişilerden koru. Onu diyecekler. İsrail'de savaştıklarında bir melek karşıdaki 180 bin düşmanı bir gecede yok etti sevgili kardeşim. Bak dikkat et lafıma. 180 bir zırh kuşanmış savaşa hazır güçlü kuvvetli yiğit askerleri sabah leşini serdi hepsine. İsrail'e, İsrail ordusuna bir tek kötülük gelmesin diye. O zaman İsrail'den başka tüm uluslar putperest, Allah'sız, kitapsız ve Tanrı'yı ve Rabb'i tanımayan bir halklardı. Tek imanlı halk o zamanlar. Tek Rab'be kulluk eden halk İsrail ve onun soyuydu. Ve Rab kayırdı. Rab halkını kayırır. Rab seni de kayıracak. Çünkü sen onun halkısın. Onun çocuğusun. Hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir diyor? Hangi baba aç oğluna kendisi tok yatar diyor aç oğlu açken? Yatmaz. Babalarımız tam olarak merhametli... Rab olmadığı halde, onun kadar güçlü ve adil olmadığı halde iyi olanı yapmayı seviyorlar da her şey Kadir Rabbin bizi doyuracağı, kayıracağı ve özellikle koruyacağı çok daha açık değil mi sevgili kardeşim? Aslanın kobranın üzerine basıp geçeceksin. Genç aslanı yılanı çiğneceksin. Yani kötülük tabii ki aslanda, kobrada, kafeste, hayvanatmatik dolaşmayacağız. Ama bu zorluklar olduğunda dünyanın burada ne demek istiyor? Dünyanın zorlukları, sıkıntıları, dertleri, tasaları geldiğinde hepsini ayağına çiğneceksin. Çünkü ben senin yardımcınım diyor Tanrı. Yardımcımız olduğu için o bize bunu yapacaktır. Beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kare olacağım. O zaman Tanrı'yı tanımak, onu tanımak çok önemli. İsa'ya bir gün soru sordular. Dediler ki ya İsa bize babayı yani Tanrı'yı göster bu bize yeter. Ne cevap verdi İsa? İsa Mesih ne dedi? Bunca zamanda sizinle birlikteyim. Daha beni tanımadınız mı dedi. Beni tanısaydınız babamı yani Tanrı'yı tanırdınız. İşte onu gördünüz. İşte artık onu tanıyorsunuz dedi. Dünya var oldu var oldu hiç kimse. Mesih gibi Efendimiz Rabbimiz İsa Mesih gibi konuşmadı. Onu tanımak işte bu yüzden önemli. Onun ruhuyla babamız Tanrı'yı tanımak önemli. Çünkü neden? Onu tanıdığımızda Rabbin iyiliği yol, su, elektrik olarak size gelecek. Görkemli şekilde gelecek ve tüm ruhunuzu, canınızı, bedeninizi kucaklayacak sevgili kardeşlerim. Bana seslenince onu yanıtlayacağım diyor Tanrı sözü. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yükselteceğim onu. Kim istemez bunları ya? Ben istiyorum açıkçası ya. Ben bunları istiyorum yaşamımda. Sıkıntı zamanında seslendiğimde yanıtlayan bir Tanrı istiyorum. Sıkıntı duyduğumda beni özgür kılan bir Tanrı istiyorum. Kurtarıp bu sıkıntı ve dertten, pislikten beni yükselten, kurtaran, huzur diyarına çıkartan bir Tanrı istiyorum. Defalarca bunu yaşadım. Ağladığım gecelerde, zorluk dolu gecelerde, insanlardan uzak kaldığım o iman etmeden önceki dönemde, yaklaşık 20 yıl önce, kimse yardım edemezken, gözyaşlarım yatağımda sel olurken, ölmeyi ararken, acı çekerken, feryat ettiğimde Tanrı bana elini uzattı. Dedi ki korkma ağlayışın ve yalvarışın duyuldu elimi tut kurtulacaksın. Bugün aynı şeyi senin için yapmak istiyor kardeşim. Çünkü o nasıl beni sevdiyse seni de seviyor. O herkes seviyor. O insan arası ayrım yapmaz. Yeter ki ona seslen bak sana yanıtlayacağım diyor. Bugün İsa Mesih'i dua edin. Sorun. Sen gerçek misin? Sen seslenince yanıtlayan Tanrı mısın? Sen seslenince cevap veren Rab misin diye sorun İsa Mesih'e. Bugüne kadar onun kapısını çalmadınız. Bugüne kadar onun dileğini, onun isteğini, onun istediği şekilde yolda yapmadınız. Bu yüzden Rab yokmuş gibi, çaresiz, zavallıymış gibi hissediyorsunuz çoğu zaman kendinizi. Hayır, çare var, huzur var ve gerçek huzur İsa Mesih'tedir sevgili kardeşlerim. Bunu deneyin, yakarın, benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız. İsteyin size verilecektir. Her dileyen alır. Her dileyen karşılıksız olarak bol bol alır dedik Rabbin kelamı. Rabbin sözü. Buna güvenin. Ve tecrübe edin. Bu dünyadayken bu sevinci, bu bereketi, bu mutluluğu, esenliği yaşayın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Mezbur'un sonunda 16'da. Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim hamdolsun. İsa Mesih ki bana iman eden kişinin sonsuz yaşamı vardır. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben de böylesini son günde dileteceğim dedi. Neden? İşte uzun ömürle doyuracak sözü Mesih ile gerçekleşmiştir. Ona kurtarışımı göstereceğim sözü Mesih'in çarmıhıyla gerçekleşmiştir. Ey sevgili kardeşim Rab seni çok seviyor. Senin için harika planları var. Zaten seni o kadar çok sevdi ki senin için biricik oğlunu bile esirgemedi. Bakın son son bir söz Yaşaya'dan okumak istiyorum. 54-17'den. Diyor ki ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Rabbe kulluk edenlerin mirası şudur. Onların gölenci bendendir diyor Rab. Yani sevinci, coşkusu kimden? Rabtendir. Hiçbir silah sana işlemeyecek. Mahkemede orada burada kötü zamanda zor zamanda etrafını kim sararsa sarsın. Sağına bin soluna on bin yılsa da sana dokunmayacak sevgili kardeşim. Seni bereketleyen seni koruyan uyuklamaz. Genç aslanlar bile yorulur ama seni koruyan ve seni kollayan yorulmaz diyor. Çünkü onun adı Rabtir ve her şeye kadir olan Tanrımızdır. Ve bizim gerçek diri Bizi yaratan, içimize ruhu ve canı koyan gerçek babamızdır. Sevgili kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz her programımızın sonunda sizler için elimizden geldiği sevinçle dua etmek istiyoruz. Şimdi sizden bir ricam var. Kapatın gözlerinizi. Bakın derdiniz, sıkıntınız ne olursa olsun kapatın. Sizin için buradan dua etmek istiyorum. Gerçekten bunu tüm yüreğimle arzuluyorum. Benim elimde bir şey yok, benim ağzımda bir şey yok ama Tanrı'nın sözünde yetki ve güç var. Bu söze güvenerek ve diri Tanrı'yı tanıyan biri olarak sizi bereketlemek ve size gerçekten dua etmek istiyorum. Göksel babamız, yaşayan ve diri olan Tanrımız bize umut kaynağı teşvik olan Tanrımız. Sözlerin için, mezmur 91'deki sözlerin için, yaşayadaki sözlerin için sana hamd ediyorum ve sana şükre ediyorum. Bize kale olduğun için, sığınak olduğun için, zor zamanlarda koruduğun için, meleklerini gönderdiğin için gerçekten esenlik, güven veren kanatlarını açıp bizi kollamak ve kayırmak isteyen Tanrı olduğu için. Şimdi ekran başında beni izleyen, beni dinleyen tüm sevgili dostlarımıza ve kardeşlerimize bereket olman için dua ediyorum. Hastalıklarını iyileştirmen için dua ediyorum. Karanlıklarda onları özgür kılman için dua ediyorum. Onların düşüncelerini umut dolu düşüncelere çevirmen için. Gözlerini göklere, yıldızlara çevirmen için dua ediyorum. Karanlıktan, gecenin dehşetinden onları özgür kılman için dua ediyorum. Hastalıklarından, sıkıntılarından, maddi manevi ve aileleriyle ilgili problemlerinden ilişki problemlerinden her şeyden onları özgür kılman için dua ediyorum. Sen Rabsin, İsa Mesih, sen yapabilirsin. Çünkü sen dirisin. Şimdi dokun kutsal onlara. Kutsal ruh gel ve bu paylaşımı dinleyen herkese şimdi dokun. Rab imanla kardeşlerim ellerinizi uzatın. Rab sizin elinize dokunsun. Çünkü onun onun eli size uzanmaktadır ve sizi sevmektedir. Unutmayın o sizin yaratıcınız gerçek babanızdır ve başkası da yoktur. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Sevgili kardeşlerim bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi arayın, konuşalım, dertleşelim, dua edelim. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın ve Rab'de kalın. Ben Hakan Taş'tan, İstanbul'dan sevgi ve saygılarımla. Amin.